Merhabalar. Pierre Cardin lazer epilasyon cihazımızı kullanmaya başladı. Yaklaşık bir ay oldu. Cihazımızı orta tuştan şöyle açtığımızda şu ana kadar 5000 atış sağladık. 5000 atışın içerisi, yani böyle 5000 atış deyince çok geliyor evet kulağa ama aslında hiç öyle değil. Çünkü çok fazla bölgede çok fazla atış yaptık. Neredeyse ilk başladığımızda haftada bir uygulama yaptık. Daha sonra işte 2-3 hafta haftada bir uyguladık. Yeni haftada 2'ye geçtik diyebilirim. Ve bacak, kol, koltuk altı, yüz bölgelerinde falan uyguladık. Genel olarak uyguladığımız, yani hiç lazere gitmemiş, sadece epilasyon yapılmış bir kol düşünün. Bu kolda uygulamaya başladığımızda hani şuralarda zaten görüyorsunuz yok ama ilk başta başladığımızda çizgi çizgi dökülmeler olmaya başlamıştı. Yani şöyle anlatayım. Diyelim lazer epilasyonumuzu şuraya uyguladığımızda burayı vuruyor, yakıyor burayı. Burayı yakmıyor. Daha sonra bu sırayı yakıyordu. Mesela şurada dökülme sağlanmıyor, burada sağlanıyor. Burada dökülme sağlanmıyor, burada sağlanıyor gibi olmuştu. Hatta onun kalıntıları falan hala böyle kaldı. Dökülmeleri hani bir hafta sonra banyoda zaten ertesi gün banyoya girip kese yapmaya başladığınız yani tüy köklerinde zayıflamalar oluyor. Daha sonra da yine çıkmaya başlıyor yerlerinden. Hani bunda şey mesela işte biz yaptığımızda tutup çekiyorduk bazen. Hani ne oldu, hangi işleme geldi falan diye. Tutup çekme işlemleri yapıyoruz. Mesela evet şöyle. Mesela tüyler geliyor. Yaptığınız kese durumlarına göre de mesela şöyle. Buradaki ince tüylerde etki oluyor evet. Ama buralarda daha iyi bir etki görmeye başladık. Sadece şöyle bir şey var. Kalın köklerde mesela koltuk altı gibi köklerde kök zayıflaması daha yavaş oluyor. Daha çok uygulama yapmanız gerekiyor genel olarak. Mesela buradan işte derecesini ben 5'e ayarlıyorum. Ve buraya basılı tuttuğumda şurası geldiği zaman otomatiğe ayarlamış oluyor. Yani otomatik olarak devam ediyor. Atışlarını ben basmadan devam ediyor. Böyle mesela. 5 saniyede bir atış yapıyor. Çünkü seviyesi 5 olduğu için. Yine bu şekilde bir atış yapıyoruz. Ya bunun atış olarak mesela en iyi performans gösterdiği şey bu otomatiği alıp biraz yapmaya başladıktan sonra ısınma gösteriyor. Isınma gösterince tüyleri gerçekten daha iyi yakmaya başlıyor. Yani ilk başladığınızda daha iyi yakmıyor ama ilerledikçe daha iyi yakmaya başlıyor. Bir de şöyle bir şey var. Bazı yerleri yakmıyor. O yerlere mesela şöyle atış yaptınız ama kökü yakmadı. Böyle bir daha basılı tuttuğunuzda bir daha atış yapıyor. Ve oradaki kökleri yakıyor aslında mesela. İşte şurada olduğu gibi böyle tüyler yandıkları için kıvrılıyorlar. Daha sonra işte buralara uyguladığınız keselerle ya da mesela süresi geçtikten sonra yerinden oynadıktan sonra kök böyle çektiğinizde çıkabiliyor. Tabii biz şu an bir aydır kullanıyoruz daha. Hani bu kol daha çıkmadı. Yani ilk başladık böyle dökülmelere başladı. Dediğim gibi tamamını asla dökmüyor. Yani tamamen bir anda böyle bir pürüzsüzlüğe ulaşmıyorsunuz. Çünkü hani kademesi 5'e kadar çıktığı için daha fazla böyle mükemmel bir etki, lazer epilasyon merkezlerindeki gibi bir etki göremiyorsunuz. Ama şu anki bu durumu da güzel. Eğer tüyleriniz çok sık değilse ya da böyle başlayabiliyorsanız yapabilirsiniz. Ha böyle durmayabilirsiniz. Bunun üzerinden yine hani jiletle alıp daha sonra yine kökleri vurabilirsiniz. Bu şekilde ben daha iyi yandığını düşünüyorum şahsen.